İstiklal'deki terör saldırısının ardından dikkatler yeniden Suriye'ye döndü. Yeni bir operasyon olur mu? Bu yönde bir hazırlık var mı? Bunu konuşacağız. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar. Sayın Ağar, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Merhaba. Teşekkür ederim Sena Hanım. Saygılar, yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi şöyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını veririz. Yorumunuz ne olur? Mesaj nedir? Ve bahse konu karşılık sınır ötesi operasyon mudur Kuzey Suriye'ye? Buyurun. Efendim şimdi çok uzun zamandan beri konuştuğumuz temel başlıklara karşılık geliyor. Şimdi eylem ve yani Taksim'deki saldırıyla birebir bir bağlantı kurabilir miyim ben? Hayır, bunu kuramam. Yani buna dair elimde bir bilgi yok. Ama kavramsal bir yaklaşım ürettiğimizde temel acı gerçek karşımızda duruyor ve bozulmadı. Neydi o? Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölgesel ve küresel bir takım aktörler, özellikle Fırat'ın doğusundaki alanlarda, Suriye'nin kuzey doğusundaki ve doğusundaki alanlarda yaklaşık 40 bin kilometre, burada YPG, PKK terör örgütüyle bir şekilde farklı angajmanlar geliştirip onu koruyorlar, kolluyorlar, himaye ediyorlar, onluyorlar, donatıyorlar, eğitiyorlar, yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar. Ve bu Türkiye'nin varoluşsal bir tehdidine dönüşüyor. Yani sonuçta bugün İstanbul belki bir terör eylemiyle sarsıldı ama bu eylemin Suriye odaklı PKK üzerinden tekrarlanmasının önünde hiçbir engel yok. Bir diğer tarafıyla şöyle bir gerçek var. Her gün temas noktalarında, Suriye'deki temas noktalarında YPG PKK'nın bir şekilde hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki unsurlarına, hem sivil halka hem de Özgür Suriye ordusuna çeşitli şekillerde saldırdığını görüyoruz. Bunlar kimi zaman taciz oluyor, kimi zaman sızma oluyor, kimi zaman da saldırı oluyor. Bu saldırılarda açıkçası son derece ağır silahları kullanıyor. Konvansiyonel silahları kullanıyor. Ne var içlerinde? Gratlar var. 122 milimetrelik, katmuşalar var, 73 milimetrelik. Havanlar var, değişik çapta. Güdümlü tank savarlar var, güdümlü uçak savarlar var. Hatta tank, hatta top var. Şimdi bunların ortaya koymuş olduğu etki ortada. Bir diğer tarafıyla özellikle 2019'da Trump'ın Mike Pence'i Türkiye'ye göndererek Türkiye'de oluşturdukları çok büyük bir baskı, bu baskının neticesinde bir takım taahhütlerde bulunarak, sözler verilerek imzalanan mutabakat muhtırasının nasıl ihlal edildiği de ortada. Yani ne yapacaklardı? YPG, PKK terör örgütü ağır silahlarını da alıp sınırdan, Türk sınırından bütün sınır hattı boyunca güneye defol gideceklerdi. Ama bunu da yapmadı. Bir diğer tarafıyla şöyle bir temel sorunumuz var. Şimdi 40 bin kilometrelik karelik konvansiyonel alanda kimilerine göre 50 bin, kimilerine göre 70 bin. Hatta bir yabancı kaynakta rastladım, 130 bin PKK'lı terörist. Ne zaman, nerede, nasıl ve kime karşı kullanıldı? Şimdi konvansiyonel bir terör gücü var orada ve bu terör gücü bizi ve bizim ilgi alanlarımızı, ve menfaat alanlarımızı ve hassasiyetlerimizi tehdit ediyor. Yani örneğin Türkiye'yi kullanmadı. Ama Irak'taki tartışmalı bölgeler, Kürt bölgesi, Kürt kardeşlerimizin olduğu Irak'ın kuzeyindeki yer yönetim bölgesi, Kürtmen kardeşlerimizin yaşadığı Kerkük, Usul gibi, Arap kardeşlerimizin yaşadığı Selahattin Süle gibi alanlarda da çok korkunç etkisi var. Süleymaniye gibi alanlarda etkisi var. O zaman terör örgütünden kalıcı bir şekilde kurtulmak, en azından istikrarsızlaşıp dağıtmak gerekir. Bu nedenle aynen Arap gibi son derece önemli bir alana bir harekatın yapılması büyük bir önem arz ediyor. Ama eksik söylemeyeyim izin verirseniz. Buyurun, tamamlayın lütfen, başka bir soru. O da şu, sadece aynen Arap, yani cümleyi eksik kurarız ve sorumluluğumuzu yere getirmiş olmayız. Kürt etnik kimliğini istismar ettiği topografik alanlardan PKK'nı çıkartması gerekir. Buralar nereler? Aynen Arap, Amude, Derbesiye, Kamışlı ve Malikiye adlı. Yani sınırımızın dibindeki yerler. Bu birinci safa.
Sayın Ağar, şimdi talimat Kobani'den, terörist Afrin'den çıkıyor. 4 ay boyunca Türkiye'de bir tekstil atölyesinde çalışıyor, bir şekilde kamufle oluyor. Ondan sonra talimatın Kobani'den verilmesi, teröristin Afrin'den çıkması ve bunun planlayıcısı olan Ammar isimli bir başka ismin yine yakalanması ve hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şöyle bir ifadesi var. Buna terör örgütü sevinmeyecek, üzülecek ama diyor işte teknik takibe takılan, dinlemeye takılan bazı detayları aktarıyor öldürülmesi yönünde verilen talimatı. Şimdi baktığınızda o bölgedeki, Kobani'deki talimatın verildiği yerdeki yapılanma ilişkin bize nasıl bir bilgi veriyor bu ağa? Şimdi efendim aynı Arap özellikle DAEŞ'le mücadele sonrasında diğer alanlarla birlikte YPG PKK'ya peşkeş çekildi. Yani oradaki masum halk YPG PKK'nın güdümüne girdi. Bunların içerisinde Kürtler var, Türkmenler var, Araplar var, Ezdiler var, Çerkezler var, Süryaniler, Keldaniler. Yani farklı dinlerden, mezheplerden ve etnik kökenlerden yüz binlerce insan yaşıyor o coğrafyada. Şimdi bunların dağ kadrosu 11 bin teröristin PKK tarafından oraya, o bölgelere transferiyle birlikte bir kere bir terör örgütünün ideolojisi, menfaatleri, doğmaları çerçevesinde bir şekilde beyinlerinin yıkandığını, elemanlaştırıldığını ve mobilize edildiklerini görüyoruz, silahlandırıldıklarını görüyoruz. Şimdi bunların bir kısmı bu tür terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere potansiyel olarak Aynel Arap gibi, Kamışlı gibi, Amude gibi, Terfat gibi veya Membiç gibi alanlarda yuvalanmış durumdalar. Potansiyel olarak bekliyorlar. Bunların bir kısmı değişik zaman dilimlerinde Türkiye'deki terör örgütünün uzantılarıyla da işbirliği yaparak onların desteğiyle, yardım ve yatakçılığıyla Türkiye'ye sızıp Türkiye'de yuvalanabilirler mi? Hücre yapıları teşkil edebilirler mi? Ettiklerini görüyoruz. Bir diğer tarafıyla şöyle bir soru sormamız gerekiyor. Şimdi evet, bir meskun mahal çatışmaları gibi ağır bir travma yaşadık. Çok ağır bir bedel ödedik. Orada binlerce YPS, YDGH, Asayiş adı altında yapılanmış terör örgütü mensubunu etkisizleştirdik. Ama bunların etkisizleştirilemeyenleri var. Bunlar bir şekilde yer altına çekildiler veya değişik kimliklere büründüler. Öte tarafıyla çarpıcı bir ifade de kullanmak lazım. Murat Karayılan 11 Temmuz 2015'te 30 il ve ilçede bir isyan başlatacağız demişti. Şimdi bunlardan bir ilde ve 11 ilçede bu isyan girişimi, Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimini yaşadık ve bunun mücadelesini yaptık. Peki geri kalan 18 il ve ilçedeki PKK yapılanması, silahlı PKK yapılanması nerede? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin etkin mücadelesi, ortaya koymuş olduğu baskı, geliştirmiş olduğu tedbirler, bunları bir şekilde baskı altında almış, silahlarını gömmesine, saklamasına sebebiyet vermiş olabilir. Oldu da zaten. Ama bir diğer tarafıyla potansiyel bir tehdit olarak varlığını devam ediyor. Ve bu tür eylemlerde eminim ki bu PKK bağlantılı Türkiye'deki hücreler, Türkiye'deki PKK'nın türev örgütleri, yapılanmaları devreye giriyorlar. Ne yapıyorlar? Keşif yapıyorlar, kılavuzluk yapıyorlar, yardım ve yatakçılık yapıyorlar, lojistik desteğini sağlıyorlar, transferlerini yapıyorlar vesaire. Pek çok şey sayabiliriz. O yüzden mücadelemizi basite indirgemememiz gerekiyor. Sadece dağdaki teröristle yapılan bir mücadeleye indirmememiz gerekiyor. Evet, dağdaki teröristin fiziki varlığı mücadele son derece önemli. Ama Türkiye'deki terörizmle, terörizmin toplumla olan bağını kesilmesi ve etkisizleştirilmesi son derece önemli. Ve bir diğer tarafta özellikle topografik ve sosyolojik alanlardan, yani demografik alanlardan PKK'nın istihbaratının engellenmesi Türkiye'nin geleceği açısından, bölgenin istikrar açısından büyük bir dert. Çok kısa vaktim kaldı. Sizin bir yazınız sabah ben de gördüm. PKK'nın yaptırdığı ancak hiçbir zaman sahiplenmeyeceği, bununla birlikte nimetlerinden sonuna kadar istifade etmek isteyeceği türden bir eylem diyorsunuz. Açmanızı isteyeceğim, çok kısa lütfen. Şimdi efendim PKK son dönemde geliştirdiği terör stratejisiyle bu tür masumları, sivilleri, öğrencileri, turistleri,
demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri, yabancı diplomatik temsilcilikleri, diplomatları veya dini alanlara karşı yapmış olduğu eylemleri üstlendi. İnkar ediyor. Neden? Çünkü böyle bir eylem yaptığını kabul etse direkt baskı altında kalacak ve bir terör örgütü olduğunu deklare etmiş olacak. Hem kendi indinde hem de desteğini alan ülkeler indinde. Şimdi düşünsenize, buradaki eylemi üstlense İstiklal Caddesi'ndeki, burada sayısız diplomatik temsilcilik var ve bu diplomatik temsilciliklerin asli ülkeleri YPG PKK'yı bir şekilde himaye edenler var. Koruyan kullananlar, destek verenler ve ülkelerin yuvalanmasına izin verenler var. Canını okurlar PKK'nın. Bir kere böyle bir kabul yapamaz. Ama ne yapar? Bunu bir taşeron örgüte havale eder. Bu kendi içerisinden de olabilir. İşbirliği yaptığı örgütlerden de olabilir. DAEŞ gibi bir takım radikal de olabilir. Yani yarın PKK ben bu eylemi yapmadım. Bir başka radikal örgüt, örneğin DAEŞ, örneğin bir mezhebi yapı, Haşi Şabilerden birisi, biz bu eylemi yaptık derse buna da kesinlikle şaşırmamak gerekiyor. Ama şunu hiçbir zaman unutamayız. Bu PKK'nın kendi iç dinamiklerinden ve dış bağlarından kaynaklanan bir terör eylemi ve arkasında hiç şeksiz şüphesiz PKK var. Peki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yani kavramsal analizler bunu söylüyor bize. Konjonktür bunu söylüyor bize. Bir diğer tarafıyla da şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu sadece ve sadece PKK'nın iç dinamikleriyle gerçekleştirdiği bir eylem değil. Çünkü Türkiye'nin çok değişik coğrafyalar, çok değişik yerlerde gelişmiş olduğu bir mücadele var. Hı hı. Ve bu mücadelede kimlerin ayağına bastıysa, kimler bu anlamda terör eğilimli bir irade ve karar üretirse, onunla da doğrudan doğruya bağlı. Peki. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar, çok teşekkürler haber hattına katıldığınız ve katkılarınız için.